Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yılbaşı çiçeğimiz. Yaklaşık bir hafta önce aldığım çiçeği suda beklettiğim ve bugün ekimini gerçekleştireceğim inşallah. Ama önce şu yanındaki güzelleri tekrar çekelim. Gardenyam. Güzel mi güzel gardenyam. Gördüğünüz gibi ama şu an çiçekleri solmuş durumda. Ve yanındaki kohlera çiçeğimiz. Bir diğer adı ise küpe çiçeğimiz ve yakın zamanda açarsa inşallah bunu size mutlaka görüntüleyeceğim. Evet arkadaşlar, bunun dikimini gerçekleştireceğiz ama önce edindiğim bilgileri beraber konuşalım. Yılbaşı çiçeği kaktüsgiller ailesindendir. Çokça aydınlık olan yeri sever. Ve kaktüsgillerden olmasından dolayı suyu fazla sevmez. Haftada bir vermek yeterli olacaktır. Ve içeri olan bir bitkimizdir. Ayrıca kış çiçeğidir. Genelde Aralık-Ocak ayı çiçeklenir. Ve görüntüsüne hayran bırakır. Arkadaşlar, birkaç rengi bulunmakta. Sarı, kırmızı, pembe ve beyaz. Ama en çok yaygın olan rengi pembe. Toprağına geçersek eğer arkadaşlar, geçirgen toprak sever. Köklerini sıkmayan toprak, rahat olan. Çok büyük saksı sevmez ilk başlarda. Her yıl bir önceki saksıya nazaran daha büyük saksıya alınması lazım. Veya her 2 yılda bir ama mutlaka Mart-Nisan ayı değiştirilmeli. Buna mutlaka dikkat etmek gerek çiçeğimizin sağlığı açısından dolayı. Ve şimdi benim çelikten köklendirdiğim yılbaşı çiçeğini ekelim. Evet arkadaşlar, çiçeği ektim. Can suyunu verelim birazcık. Şu şekilde. İnşallah gelecek Mart ayına kadar gelişim sağlarsa, tutarsa, olursa ben de saksı değişimini yapacağım. Olması dileğimle, çünkü çoktandır edinmek istediğim bir çiçek diğine ve mükemmel mükemmel bir görüntüye sahip açtığı zaman görseli harika. Evet arkadaşlar, çiçeğimizi şu şekilde ekmiş bulunmaktayım. İlk başlarda dediğim gibi çok büyük saksıyı sevmez. Küçücük saksıya ekip bir sonraki yıl saksısını değiştirmek daha iyi olacaktır. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.